Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Başlıktan da anlayacağınız üzere eleme mücadelesinde nasıl 3 yıldız alırız, bundan bahsedeceğim. Şu ana kadarki en kolay mücadelenin olduğunu düşünüyorum. Sizlerin yorumlarını da alt taraftaki yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak da destek olmanızı sizlerden talep ediyorum. Bir tane de like bırakırsanız mutlu olurum. Abone sayımızda birazcık hızlanma gerekiyor arkadaşlar. Kanalımızın büyümesi lazım. Şimdi çok güzel etkinlikler var. Bir adet eleme mücadelesinden 3 yıldızı hızlıca kapalım. Sonra da Efsane Ligi'nde bir saldırı patlatırız. Şimdi gelelim etkinliklerimize. Eleme mücadelesinden Supercell beni çok şaşırttı arkadaşlar. Normalde böyle bonkörlük yapmazlardı. Kahraman kitabı veriyorlar ya. Normalde olacak şey değil. Normalde 20-21 yeşil taşını verir. Daha sonrasında yanına güç iksiri bırakır, eğitim iksiri bırakır. Böyle olunca da çoğu oyuncumuz yapmaz. Ama kahraman kitabını gören herkes bu mücadeleyi yapmak için elinden geleni yapıyor. Bunun yanında hem Barbar Kral için Şampiyon Kral hem de Kraliçe için Şampiyon Kraliçe görünümü kostümleri gelmiş. Bunlar anladığım kadarıyla ücreti mukabilinde alabilirsiniz. Bunları geçiyorum abi. Ve hayatımda ilk defa gördüğüm bir Clash etkinliği, Clash çılgınlığı geldi var. %99 indirim. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Hala da etkinlikler devam ediyor. Şöyle bir askerlerimi azaltayım. Gördüğünüz gibi muhteşem indirimler var. Yani Clash of Clans için Supercell ilk defa bu kadar dediğim gibi güzellikler yapıyor. Hepimiz şaşırmış durumdayız. O yüzden köy binası 14 ya da Efsane Ligi'nde değilseniz çılgınlarca duvar kasmanın tam zamanı. Gerçekten birazcık vaktiniz varsa deli danalar gibi saldırı yapın ve ganimet kasın arkadaşlar. Evet, çok kolay bir düzen arkadaşlar. Neden? Çünkü son zamanlarda sürekli Yeti süper okçu saldırıları gerçekleştiriyorum. Bu anlamda benim için gerçekten kolay bir 3 yıldız alındı diyebiliriz. Saldırıyı nasıl şekillendiriyoruz? Bakınız, şuradan 2 tane dalkavuk bıraktık. Bir tane bebek ejderimizi şuradan yolluyoruz. 4 adet depremimizde bakın tam şu noktaya gönderdim. 2 bağlantılı duvarın açılması lazım. Sonra şöyle bir zoom yapayım. Barbar Kral, Kraliçe dedim. Yetileri bakın şöyle yayarak attım. Hemen peşine süper okçular geldi. Tomruk geldi. Koruyucu geldi. Şurada bir adet dondurma ve ekranı geri çektim. Şimdi, evet, şurada bir tane daha dondurma kullandım arkadaşlar. Kraliyet şampiyonumuzu henüz göndermedim. Şuradan bir süper duvar kırıcı gönderiyorum. Koruyucu özelliğinde baktım. Ağır savunmalara geldik. Hemen kullandım abi. Bir tane daha süper duvar kırıcımız mevcut durumda. Merkezdeki çoklu cehennem kulesine herhangi bir destek atmam gerekmedi. Kelle avcılarım duruyor. Şuradan bir kelle avcısı desteği atayım. Şurayı da iskeletle kraliyeti gönderiyorum. Bakınız şuradan şöyle iskeletleri de bıraktım. Dondurmayı yolladım. Güzel hasar bıraktık. Kraliçemiz var. Arkadan yollamış olduğumuz kelle avcılarının burada bıraktığı hasara bakar mısınız? Muhteşem. İki tane duvar kırıcımız mevcut. Duvar kırıcıları şu an için bekletiyorum. Yetimiz ölüyor ama dondurmalarımı atmadım. Hem kraliyet şampiyonu için hem de kraliçe için saklıyorum. Merkezdeki yetiler orayı temizleyecektir. Şuradan bir süper duvar kırıcı gönderdim. Okçularla dış tarafı temizledim. Elimde kaldı bir adet dondurma büyüsü. Yetiler merkeze geldi. Kraliyet şampiyonunun özelliğini bastık. Kraliçemiz o tarafta. Kraliyet desteğe geliyor abi. Şöyle bir dondurma attım. Kraliyetin belediye binasını indirişini keyifle izliyorum. Şuradan hemen iki tane de balon bıraktım. Belediye indi. Evet, süper. Kraliçemizin özelliği var. Arkadan gelen yetiler. Her şey kontrol altında. Atacağınız üçlük bu kadar basit arkadaşlar. Gördünüz, hamle hamle ilk başta kenar temizliği, direkt köşeden bir saldırı ve askerlerin yollanması da bu şekilde. Kraliçenin özelliğini bastım. Elimde yetilerim var. Süper okçularımdan kaldı. İskelet büyüsündeki iskeletlerden bile kaldı. Yani bu kadar güzel bir saldırı. Hemen 3 yıldızı kopardık geçtik. Büyülerinizi birazcık dikkatli ve hızlı kullanınız. Tek saldırımızı yaptık. Gayet yeterli olduğunu düşünüyorum ve eve dön diyorum arkadaşlar. Şimdi bir adet efsanelik saldırısı yapalım.
Evet, klan oyunlarına baktığınızda klan oyunlarını ana hesabımdan tamamladım. Ne saldırısı yapacağız? Burada da son zamanların bir başka favori ordusu Yeti atıcı saldırısı yapacağız. Hem Yeti atıcıya sardım hem süper okçu Yeti'ye sardım. Yani Yetili neredeyse tüm ordulara sardım diyebiliriz arkadaşlar. Gerçekten keyifli olduğunu düşündüğüm ordular. Evet, düzenimiz bu şekilde. Duvarları zayıf ama X sayılarının hepsinin kara olması da hoş değil. Bu bizim için birazcık problem yaratabilir. Şimdi baktığımızda nasıl bir saldırı yapalım? Uçan kışlalı mı, zeplinli mi yapalım? Ona bakıyorum. Zeplinli yaparsak daha güzel olur. Koruyucuyla şurayı temizlesek, sonra şuradan askerlerin girişini sağlasak, aynen öyle. Zeplinimiz çok şükür varmış. Evet, koruyucumuzla bir savaşımızı başlatalım. Haydi. Şifacıları da gönderdik. Bitti gitti. Bir adet süper duvar kırıcı gönderiyorum. Şu X'i bayağı güzel hasar bırakıyor arkadaşlar. Belki bir dondurma büyüsü ihtiyacım olabilir ya da koruyucuyu öfkelendirebilirim. Okçu kulesi inse daha rahat olacağız ama okçu kulesi de inmedi. Riske atmayacağım. Özelliği gider mi der. Hemen bir adet dondurma patlattım. Şimdi koruyucumuzla birlikte şuranın temizlenmesini istiyorum arkadaşlar. Bir tık daha beklemekteyim. Cam basılıyor. Orada baykuşumuz da güzel hasar bıraktı. Bir adet büyücüyü de şuradan gönderelim. Dış tarafa bir hasar bıraksın. Evet, zeplin olduğu için şuradan ben hemen bir Pekka'mı gönderdim. Arkasına cadılarımı yasladım. Barbar kralımı da buradan göndersem mi onun düşünüyorum. Yok, göndermeyeceğim abi. Barbar kralımızı göndermeden hatta şuradan kraliyet bırakırız. Buz golem geldi, yetiler geldi, atıcılar geldi. Tam zamanında yolladım. Çünkü peşinden bir de destek kuvvet lav tazı gelmiş. Askerlerimiz birazcık kaydı. Bu pek hoş olmadı arkadaşlar. Hemen bir öfke büyüsü. Zeplini çapraz gönderdim. Şurada bir deprem patlatalım. Koruyucumuzun özelliğini de bastım gitti. Arka tarafta çok oyalandık. Merkezde bir öfke patlatıyorum. Zıplatma büyümüzü de arka tarafta şöyle gönderdim. Belediye binasını almak adına öfkemizi yapıştırdık. Kraliyeti erken kaybettik abi. Kraliyeti erken kaybetmeseydik daha güzel olurdu. Ama şifacılarla birlikte atıcılar vesairemiz ilerliyor. Barbar kralının özelliğini bastım. Çünkü şuradaki kaya saçar sıkıntılı bir kaya saçar. Özellikle birlikte içeri giriyoruz. Şuradan bir büyücü, buradan bir büyücü gönderdim. Şu an için artık yetilerin ve kraliçemin temizliğe destek atmasını bekliyorum. Koruyucunun da özellikle. Evet, X'e iniyor. Köyde açıkçası savunmalık bir şey kalmadı ama sanki süreden patlayacağız gibi bir his var. Şu taraftaki savunmalara ulaşmamız birazcık sıkıntılı bir süreç. Topu aldıktan sonra okçu kulesini de alsak, daha sonrasında aşağıya yönelsek güzel olacak. Evet, 44 saniyemiz kaldığı için süreden patlamamak adına özellik basmayı düşünüyorum ki bastım. En azından %95'lerde falan bitirelim. Büyücülerimiz bu tarafı temizlediği için kraliçe aşağıya doğru ilerliyor. 30 saniyemiz var. Hiçbir şekilde yeteceğini düşünmüyorum. Zebellak gibi savunma var abi. Kraliyet çok hızlı öldü ya. Muhtemelen rakip kraliyet ve şuradaki lanet olası rakip koruyucu bizim canını güzel kraliyetimizi indirdi. Dediğim gibi %90'lara geldik. Sürenin yettiği takdirinde 3'ü alırdık ama 10 saniyemiz kaldı ve %90'lardayız. Arka tarafta daha depolar var ya. Güzel bir saldırı gerçekleştirdik ama maalesef 3 yıldıza ulaşamadık. %93'teyiz arkadaşlar. Köyde ufak tefek minicik şeyler kaldı. Eve dön diyorum. Evet, videoyu çok da fazla uzatmak istemiyorum. Şuradan askerimi basayım. Askerimi bastıktan sonra hemen bir istek atayım. Ve bugünkü efsane lig savaşlarımı da göstereyim. Çok özenemedim bugün. O yüzden bütün hepsi 2 yıldız olmuş. Artı 46'dayız. Rakiplerimizden bir tane tek yıldız alındığını görüyorum. Dünden de -13 yemişiz arkadaşlar. Evet, dün de bu şekilde olmuş. Üçlükleri yemişiz ama bizim attığımız 3 yıldız bulunmamakta. Son savaşta da tekte kalmışız. Böyle bir gün. Bugün daha güzel geçiyor. Şu an en azından artıdayız diyebiliriz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız.